Benim adım Can, soyadım Cebeci. 19 yaşında Müslüman bir Türk genciyim. İnternet ortamında bazen hektivistik eylemler yapıyorum. Zarar taraftan biri değil de bu tamamen hektivistik kavramı ne? Evet, sizin dediğiniz siyah, beyaz, şakma diye ayrımlanmış. Ama aslında bizde tamamen dediğiniz gibi siyasi ve dini politik durumlar yattığı için bizim için herhangi bir şapka yok. Çünkü bu bizim hakkımıza yapılan bir saldırı. Çünkü gördüğünüz gibi Amerika'nın gerek FETÖ gerek İslam'a karşı yaptığı davranışlardan dolayı bizim sesimizi çıkarma. Zira nasıl Çin Doğu Türkistan'daki insanlara zulüm yapıyor, insanlar da sokağa çıkıp posterle bunu protesto ediyorsa biz de bunu internet sitelerine yapıyoruz. Aslında amacı Donald Trump değil, çünkü biz daha önce seçim zamanında şu anki başkan olan Joe Biden'ın da internet adresini eklemiştik. Aslında hedef Donald Trump değil, asıl hedef Amerika'nın İslam'a ve Türkiye'ye karşı tutumu yüzünden oldu. Çünkü biz daha önce Amerika'nın önemli eyalet karakollarını da hackleyip tonlarca veri deşifre ettik. Onun yanı sıra geçen seneki Amerikan seçimlerinde Joe Biden internet adresini de ekleyip ABD istihbarat raporlarında yer almıştık. Buradaki asıl amaç Amerika'nın Türkiye ve İslam'a karşı duruşu. Şimdi bazı insanlar biz işte popülizm yapmak için veya işte bağnazlık yapmak için bunları yaptığımızı söylüyor. Hayır, biz sadece ülkemizi ve dinimize bağımlı seven gençleriz. Recep Tayyip Erdoğan. Bu çok aslında birçok kişinin eleştirdiği soru. Zira ben başka bir siyasetçiyi koysaydım inanın bu kadar tepki de almazdım. Bu kadar tartışma durumuna da girmezdim. Ya biz kendisini seviyoruz. Gerek siyasi durumundan, gerek dini durumundan, gerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kalkındırdığından dolayı seviyoruz. Herhangi bir öyle bir bağımız da yok. Öyle bazı FETÖ'cü gazetelerin yazdığı gibi ne MİT elemanıyız ne de polis ekipleriyle çalışıyoruz. Tamamen gönülden sevdiğimiz bir liderimiz. Tek başına mı yaptın yoksa? Tabii tek başıma yaptım. Biz bazı kişiler grup olarak bizi adlandırıyor. Bunu ben niye anlamadım yani. Ben tek kişi olarak Ruthless ismini kullanıyorum. Bizim buradaki amacımız aslında iki ülkeyi birbirine düşürüp siyasi bir kriz çıkarmak değil. Bunu da zaten hiç istemeyiz. Bu hani bir Türk gencinin bir ülkesi için istediği son şeylerden biri olur. Biz tamamen hani bu yapılan kirli işi, o ülkenin, o siyasetçinin, o ünlü şirketin kirli işini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz medyalar sayesinde. Tabii bunlar zaten medyalarda da mevcut haber sitelerinde. Dediğim gibi Joe Biden var. Yunanistan İçişleri, Dışişleri, E-Devleti ve Çalışma Bakanlığı'nı internet adresinden hackleyip mesajlarımızı bıraktı.